Wow. Zaten profesyonel bir ip bakın. Dondim. 2024 beklentilerim. Ben mi deliyim ya da ben niye kilo almıyorum? Günaydın arkadaşlar. Bugün 20'deyiz. İnanamıyorum yani. Ne ava. Cozy çıktı. Şöyle. Chocolates. Ay 20 çok küçük. Bu takvim de böyle bir hafiflemeye başladı sanki. Yani bir zahmet sona geliyoruz. 20 şurada. Çok hafif. Hourglass markasından bir tane concealer mi bu, lipstick mi, ruj mu, şey mi anlamadım bir. Oha bu ne? Nasıl açılıyor? Wow. Oha arkadaşlar, kırmızı bir ruj ama çok lüks ve çok güzel bir şeyi var, baksanıza. Swatch yapmak hiç istemiyorum. Ama bir rengine bakalım. Oh wow, bunu gerçekten çok sevdim. Ve Hourglass markasından hiçbir şeyim yok. Fiyatına bakalım. Bu rujun fiyatı 40 euro. Şöyle göstereyim. Ve çıkan renk de çok güzel. Böyle güzel bir kırmızı. Şöyle çantanı açacaksın, onu böyle çıkartacaksın. Kimse ruj olduğunu şey yapmaz bence. Kalem gibi. Bu nasıl bir renk ya? Böyle grimsi. Neyse bakayım. Öyle kupam var mı? Siz benden gerçekten daha iyi biliyorsunuz. Ben kupalarımı unutuyorum. Şunu yapalım. Değil mi? Evet. Aynen onu yapalım. O ruju bugün deneyelim. Zaten işe gideceğim. Bu aralar her gün iş yerindeyim. Kriz geçireceğim yakında. Yok. Yarın boşum, sonra çarşamba çalışacağım. Perşembe, cuma boşum. O yüzden bu hafta sakin yani. Şimdi üstümü değiştireceğim ve spora gideceğim. 30 dakika kardiyo yapmak istiyorum bugün ve belki biraz karında çalışırım. Artık gerçekten bir kendime gelmem lazım. Çünkü sporu çok aksattım. Sizi de görüyorsunuz yani videolarda. Evet. Tamam, hadi bir motivasyon geldi. Ve hazırlandım. Şu kocaman çantamı aldım bugün. Ve ipimi aldım arkadaşlar. Çok uzun zaman ben ip atladım. 2 sene falan. Zaten profesyonel bir ip bakın. Sonra bunu bir dolabıma koydum. Tekrar da almadım. Dolabımda öyle duruyordu. Bugün gördüm, dedim tekrar başlayacağım ip atlamaya. Çünkü çok iyi geliyordu kondisyonla falan. Ve bacaklarım gerçekten inceliyor ip atladığımda. O yüzden tekrar başlıyorum. Neyse. Su şişemi doldurayım, sonra çıkalım. Hangi ceketi giyeceğime daha karar veremedim. Ama kombin böyle. Çanta öklerin rengine de yapıştı. Arkadaşlar ben mi deliyim ya da ben niye kilo almıyorum? Bu Aralık ayında gerçekten dünyayı yedim ve pek yani kilo aldığımı hissetmiyorum. Niye? Spora da gitmedim. Allah Allah, normalde gerçekten bak şaka yapmıyorum. Hani çok fazla yediğimde hemen karnımdan falan kilo alırım ama bu sefer öyle bir şey yok. Aa, şaşırdım şu an. Neyse, bu demek değil ki spora gitmeyeceğiz. Şimdi doğru kardiyo yapmaya. Salon çok kalabalık arkadaşlar. Bakın. Bir ben ve bir dede var şurada şu an. Nerede yeni yıl motivasyonu acaba? Ve eve geldim. Banyomu yaptım. Şimdi bu ruju deneyeceğim. Bunu iş yerinde sürmeyeceğim. Çünkü biraz bordo kırmızı. Hani biraz böyle abartılı geldi bana şu an iş yerinde bunu şey yapmak. Böyle özel günlerde okey de. Şimdi size göstermek için süreceğim. Ay. Heyecanlandım. Oh wow. Evet, bu gerçekten çok güzel bir renk. Ve böyle şey gibi. Yağ, ya tereyağı gibi böyle kayıyor.
çok sevdim arkadaşlar. Şu an kamerada daha böyle kırmızı duruyor. Aynada hani böyle canlı daha bordo. Ama gerçekten güzel bir ruj. Mat bir ruj değil ama ben şimdi böyle mat bir pudrayla üstünden geçeceğim. Böyle beyaz mat bir pudrayla. Çünkü ben mat seviyorum. Aslında ben bunu silip başka bir ruj sürecektim. Ama ben bunu silemem. O kadar güzel ki. O yüzden böyle gideceğim. İşte ne olacak? Bakın şöyle beyaz mat bir pudrayı alıyorum. Ve şöyle yapıyorum. Hemen matlaştı. Biraz daha alayım da. Küpelerimi de taktım ve şimdi saçımı böyle üstten toplayacağım. Topuz yapacağım. Şöyle. Evet. Hazırım. Şimdi aşağı inelim, çay takvimini açalım. Canım, takvim açıyorum. Bakalım, ay 20'den ne çıkacak? Bakalım bakalım. Klasik. Bu böyle kış çayı gibi. Güzel. Bugünün kelimesini düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapıyorsun bugün? Onu söyleyebilirim. Biraz uzun ama olsun. What do you vandaag? What do you? What do you şey demek? Ne yapıyorsun? Vandaag da bugün demek. What do you vandaag? Evet, güzel. Biraz zor ama olsun. Yazacağım buraya. Çay güzeldi. Sadece çok baharatlı olduğu için hepsini içemedim. Böyle midem bulandı. O yüzden hepsini içemiyorum. Şuraya bakın hep ruj izi. Kombin çek. Şu ayakkabıları giydim. Bugün sporda giydiğim ayakkabılar giyesim vardı. Bu kombine onu şey yaptım, yakıştırdım. Ve çalışmaya devam. Son bir saat kaldı. Az önce patron yanıma geldi. Dedi ki bunlar senin, dedim. Ne o? Pasta sosu, makarna sosu ve alkolsüz şarap verdi bana. Şarap değil de şey, böyle şampanya gibi. Şampanya da değil. Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum ama alkol yok içinde. Acayip mutlu oldum. Yani hiç beklemiyordum. Dedim zaten gerek yok diye. Ama dedi yok, içimi rahat etmeyecek, vermezsen dedi. O yüzden verdi. Çok tatlılar. Bayağı acıktım ama bilerek bir şey yemedim. Çünkü birazdan halama gideceğim. Halamda misafirler vardı ve çok fazla yemek yaptı ve yemekler kaldı. Sarma da yaptı dedi. Ağustos uğra. Dedim tamam hala. O yüzden açım şu an. Orada karnımı doyuracağım. Bakın bizde hep böyle bal mumları satıyoruz. Bazıları çok güzel. Şuna bakın. Bunu yakmaya kıyamazdım gerçekten. Bu da farklı bir melek. Şöyle. Şu küçükler de çok tatlı. Ve şunlar bakın. Dondim. Hava buz gibi arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Şimdi tramvayı bekliyorum. 3 dakika kaldı. Sonra halama gideceğim. Yine ıssız yollar, kimse yok. Biraz güzelleşti. Hayır hala güzel zaten. Turşu kavurması ve zeytinyağlı sarma. Oh my god. Böyle kapları ısıtır mı? Yok yok hala, ben sadece sarmayı. Ve şimdi halamdan geldim. Makyajımı çıkartacağım. Ruj bayağı kalıcıymış gördüğünüz gibi. O kadar yemek yedim. Kaç saattir dudağımda. Biraz bir şey oldu tabii ki ama yine de bence iyi. 2024 beklentilerimden biraz bahsetmek istiyorum. Ya ben bu sene daha çok böyle, zaten her zaman yapıyorum da bunu daha böyle kendime odaklanmak istiyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum her konuda. Ve tabii ki bunu yapıyorum ama hani her zaman daha iyi olabilirsin. Her zaman kendini daha çok geliştirebilirsin. Hani hiçbir zaman her şeyi öğrenmiş olmuyorsun. Sürekli yeni öğrenebileceğin şeyler var. Biraz kendim üzerinde çalışacağım yine. En çok sevdiğim şey. Yani size de tavsiyem, kendinizi düşünün. Kendinizi ön plana koyun. Bazen başkalarına o kadar çok değer veriyoruz ki kendimizi unutuyoruz. Kendimizi, yani kendimize değer vermiyoruz. Ve aslında en önemli kişi sizsiniz.
hayallerinize, hedeflerinize. Şu an motivasyon konuşması gibi oldu ama gerçekten öyle. Bunu tüm yani şeyimle söylüyorum. Siz önemlisiniz. Tamam Ağustos'a yeter bu konuşma ve artık dünyada kötü şeyler olmasın. Çünkü bu sene sanki böyle hiçbir mutlu olamadık. Zaten Şubat'ta deprem vardı. O bayağı bir üzdü hepimizi. Yani ben Türkiye'de değildim. Ben o depremi hissetmedim ama o kadar üzüldük ki burada. Yani anlatamam size. O bir iki hafta var ya sanki böyle burada yani hayat yoktu gibi. Çok değişik bir histi o. Şimdi de işte Filistin ve İsrail arasında olan bitenler. Yani biz bu sene sanki gerçekten hiç mutlu olamadık. 2024 öyle olmasın. 2024 güzel bir sene olsun hepimiz için. Yani inşallah bunu diliyorum. Ve böyle videoyu kapatıyorum. Çünkü şimdi edit yapacağım. Ondan sonra da uyuyacağım. Şu an ölü gibiyim. Yani uyku şeyiyim şu an. Yarın görüşmek üzere.